hükümet haklı olabilir mi? Ne yazık ki başbakan ve onun yakın yardımcıları bir güvenlik kliğinin eline tutsak düşmüşlerdir. Onlarca yıl bunun karşısında söz söyleyip bunun karşısında pozisyon almaya çalıştıktan sonra şimdi nihayet bir güvenlik kliğinin elindedirler. Onların gösterdiği yoldan ayrılamamaktadırlar. Genelkurmay Başkanı'nı sorguya çekmek aklına gelmemektedir Başbakan'ın. Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamayı bize inandırmaya çalışmaktadır. İnanmayana da hakaretin bini bir paradır. Bütün hakaretlerin hepsini iade ediyorum buradan. Hepsini, hepsini, hepsini. Biz hakaret edilecek hiçbir şey yapmadık. Derdimizi edeplice söyledik. Yas içinde olan insanların dilini acılaştırmadan kullanmaya çalıştık. Sorunu ortaya koymaya çalıştık. Ama karşı karşıya kaldığımız şey ağzını açtığı zaman tuvaletten başlayan bir başbakan suretidir. Buna layık mısınız arkadaşlar? Bu meclis işini gördürmek için böyle bir heyet mi seçmiştir? Bu mudur Türkiye'ye layık olan? Bu mudur kendi geleceğimizi kurtaracağımız, kendi halkımıza hizmet edeceğimiz ekibin dili? Böyle mi konuşulacaktır? Böyle mi dinleyecektir insanlar birbirlerini? Asıl meselemiz budur. Yoksa TOKİ'nin şu yasası geçmiş, bu yasası geçmiş. Nasıl olsa geçer. Nasıl olsa bunlar yapılır. Çünkü burası zaten hükümetten gelen kanunların onaylandığı bir yer değil mi? Ama silkinip kendimize gelip bu memleketin geleceği bize emanet edildi, bize bırakıldı. Bunun içerisinden çıkabilmek için bir anlaşma yolu, bir çözüm yolu bulabilir miyiz diye birbirimizi dinlemenin bir çaresi yok mu? Bunun yolu açılamaz mı? Partiler bu bakımdan birbirlerini dinleyemezler mi? Hakaret mi dinlemek zorundayız sabahtan akşama kadar? Ölen insanların hesabını sorduğumuz için. Sevgili arkadaşlar, 35 insan asla orantılı olarak olduğu söylenemeyecek bir biçimde, bırakın köylü olmasını, kaçakçı olmasını ya da olmamasını, tutalım ki isyancı, tutalım ki gerilla, tutalım ki kalaşnikovlarıyla sınırı geçiyor. Bunu yapmak için, onları önlemek için, ben terörist demiyorum, demek zorunda da değilim. Mecbur muyum sizin dilinizle konuşmaya? Ben senin dilini dinliyorum. Sen de benim dilimi dinleyeceksin. Burada herkes aynı lisanı konuşmayacak. Herkesin aynı lisanı konuştuğu yerde demokrasiden söz edemezsin. Benim dilimi de öğreneceksin. Ben terörist demiyorum. Sen öğreneceksin. Her şeyi öğreneceksiniz. Herkes seni öğrenecek. Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Ediyorum iki tarafa da. Siz de susun, onlar da sussun. Lütfen. Sayın Kürtçü, devam edin efendim.